Evet. Şimdi insan ne diyeceğini şaşırıyor, neresinden başlayacağını şaşırıyor. Öyle saptırmışlar, öyle ihanetçiler, öyle şerefini, hasiyetini, namusunu beş paraya satanlar var ki, o kadar çok ki, hangi birini anlatacak? Yine provokatif, provokatörler, terörler, Kürt düşmanları, kendi halkının halkına düşmanlık edenler yine sahadalar, yine sahnedeler. Kimmiş bunlar? Bunlar Diyarbakır'ın %20'leri, %10'ları, %7'leri. Yani taş çatlasa %7'leri. Ne istiyorlar? Seçimle, demokratik haklarıyla alamadıkları belediyeyi prefekatörlükten alacaklar. Yani giderler belediyenin önünde otururlar, belediyenin önünde kendini belediye arabasının önüne atarlar, orada bir prefekatörlük, orada bir kargaşalık, orada bir kavga dövü çıkarırlar ki bahane doğursun ve AKP faşizmi de gelsin oraya bir kavim atsın. Bunlar o trollardırlar. Bundan dolayı belediye yetkilileri çıktılar, açıklama yaptılar, açıklama gereğini duydular. Hatırlarsınız, geçmişte de gittiler, o zaman HADEP vardı, belediye önünde GUVA çocuklarını istediler. Kimden? HADEP'ten istediler. Niye? HADEP mi çocuk? Git, öyle bir durum da yoktu. Çocuk mocuk dağa maga gitmiş değildi. Tutmadı, o da tutmadı. Hatta bir tane şarlatanın, bir tane kadının oğlu çıktı Antalya'da, dedi ki anne ben dedi garsonluk yapıyorum, sen beni ne diye o gidiyorsun belediyenin önünde oturup beni istiyorsun, ben dedi buradayım. Aynı durumu yine yaşatmak istiyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Yenilen pehlivan güneşe doymaz. Siz 1000 kere de seçim yaparsanız, 1000 kere de o sokaklara düşerseniz, o belediye orası Kürdistan'dır ve oranın Kürt halkının yöneticileri, seçtikleri insanlar oradadır. Size ne düşer biliyor musun? Size alçaklık düşer. Size ihanet düşer. Namusunuzu, şerefinizi, hasiyetinizi 5 paraya satmışsınız. 5 para. Ve bunlar da yine de Ensaroğlu'nun ve Ensaroğlu'nun takımları. Ensaroğlu dün çıkmış yine açıklama yapmak istiyor. Kabahati özüründen beter. Siz alçaksınız. Alçaksınız. İhanetin içindesiniz. İhanet kuyusuna düşmüşsünüz. Ve o ihanet kuyusuna çıkmayacaksınız. Allah sizin belanızı versin. Ne istiyorsunuz bu mazlum halkta? He? Bir devlet, bir AKP devleti yetmiyor. Bomba yandırıyor, zulüm ediyor, zindana atıyor, öldürüyor, uçaktan atılıyor. Onlar yetmiyormuş gibi. Siz ne istiyorsunuz bu Kürtlerde? Allah sizin belanızı versin. Sizin bir Kürtler olmaz olsun. Sizin bir Kürtler Allah sizi çoluğuyla, çocuğuyla sınasın. Bir kazaya maruz kalasınız. Evleriniz yanarsan inşallah bir arabanın altında komple, aile komple sövülsün ki bu ihanetlerin kökü belki böyle kurulsun. Bu ihanetçilerin kökü ancak böyle kurulsun. Ne istiyorsunuz bu milletten? Siz alçaksınız. O belediyenin önünde çadır kuranlar sözde Kürtler. Kürt geçinenler. Siz Kürt mü değilsiniz. Siz namusunuzu,
şerefinizi, hasretinizi satan birer alçaksınız siz. Allah sizin belanızı versin. Ey Kürt halkı, namuslu Kürt halkı, şerefli Diyarbakırlılar, bunlara tükürün, bunlara itimat etmeyin. Bunlar yalan, dolan ve oradaki onların iddia ettikleri gibi çocuklarımızı belediyede çıkarttılar diye iddia ettikleri gibi böyle bir olay yok. Hiç kimse o belediyede çalışıp da belediyede çıkarılmamıştır. Tamamıyla senaryo devletin, o MİT'in, Aca'nın, Zitem'in, Hudapar'ın, Ensarioğulların filmleridir, dekodolaplarıdır, entrikalarıdır. Allah hepinizin parasını versin ve mazlum başaracaktır. Mazlum bir hak, haklı olan bir hak bu savaşta da, mücadelede de başarıya ulaşacaktır. Hiçbirinizin gücü yetmeyecek bu Kürt halkının mücadelesine. Ne sizin, ne ağalarınızın, ne paşalarınızın, hiç kimsenin gücü bu Kürt halkına yetmeyecektir.